10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 44 Düşler Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Düşler Yayınları Sayfa 44 Metni Anlama ve Çözümleme 1. Metindeki kahramanlar kimlerdir? Bunlar metinde hangi değerleri temsil etmektedir? Cevap: Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Hanife Hatun, Cebrail, Hazreti Hüseyin, Amr, Tavil ve Muhteşem. Bu kahramanlar Müslümanlar ve Müslüman olmayanları temsil eder. İyi ve kötünün, zalim ile mazlum arasındaki farkları temsil eder. İslam'ın değerlerini temsil etmeleri açısından da önemlidir. 2. A. İslam kültürü ve Hazreti Ali'nin bireysel özellikleri metnin içeriğini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. Cevap: Metinde İslam kültürünün güzellikleri ve herkesi kucaklaması, mazlumların yanında duruşu, yardımseverliği, cesurluğu Hazreti Ali'nin bireysel özellikleriyle bütünleşerek aktarılmıştır. B. Metinde Hazreti Muhammed'in ashabıyla ilişkisi üzerinden yansıyan özelliklerinin neler olduğunu söyleyiniz. Cevap: Peygamberin sahabe ile arasındaki ilişkide hiçbir resmiyet yoktur. Sonsuz güven, saygı, sevgi ve samimiyet vardır. Peygamber sahabeye düşkün, sahabede peygambere düşkün bir şekilde gönülden bağlılık vardır. Üçüncü metindeki olağanüstü olaylara örnekler veriniz. Cevap: Hanife Hatun 4 gece ayrılık ateşiyle yanarak gözlerinden hasret yaşı döktü. Hazreti Resul yatsı namazını kıldırdı. Mescitte oturup ashaba nasihat ederken Cebrail aleyhisselam çıka geldi. İmam Ali bu sözü işitince mübarek gözleri yaşla doldu, yüreği ateş gibi yandı. Bir ah çekti ki ağzından çıkan dumandan Medine şehri karanlık içinde kaldı. Öyle hızlı gitti ki kuşluk vakti küffar askerine ulaştı. Dört. Muhammed Hanife Beni Gatafan Cengi, hikayesinin içeriği hangi tarihsel dönemle ilgilidir? Metindeki zaman ve mekanların olayların gelişiminde nasıl bir etkisi vardır? Cevap: İslamiyet'in ortaya çıktığı ilk dönemleri anlatmaktadır. Bu hikayede geçen zaman ve mekanlar İslamiyet'in ortaya çıktığı mekan ve zamanla ilgili olduğu için hikayeyi daha etkili kılmıştır. 5. Metinde kullanılan bakış açısını belirleyiniz. Bu bakış açısının ürünü olan ifadelere örnekler bularak aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız. Metinde kullanılan bakış açısı. Cevap: İlahi bakış açısı. Bakış açısını örnekleyen ifadeler. Cevap: Hasretle dökülen yaşlar, derin kaygı ve düşüncelere dalmak. 6. Öyküleyici metinlerde anlatım biçimi olarak daha çok öyküleme ve betimleme kullanılır. Metinden bu anlatım biçimlerine örnekler veriniz. Cevap: Muhammed Hanife Medine'den çıkalı 5 gün olmuş, zahiresi geldiği halde kendisi gelmemişti. Hazreti Resul ve İmam Ali endişelenmeye başladılar. Hazreti Ali ile Hanife Hatun'un nikahlanmalarının üzerinden aylar geçti. Günü saati gelince İmam Ali'nin Hanife Hatun'dan ayın 14'ü gibi bir oğlu dünyaya geldi. Kara kaşlı, koyun gözlü, yüzü nurlu, ak tenli. Bu niteliklerde bir oğlan Kilem'de mislini kimse görmüş değil. 7. Cümlelerin yapılarını, anlatım teknikleri ve deyim gibi unsurları dikkate alarak metnin üslup özelliklerini belirleyiniz. Cevap: Metnin üslup açısından açık ve yalın bir üslubunun, anlaşılır bir dilinin olduğu söylenir. 10. Sınıf Düşler Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 44 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.